Kavala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yanıt geldi. Erdoğan ne demişti hatırlayalım. Kavala ile ilgili bu Kavala denen Soros artı ifadesini kullanmıştı. Ve Kavala da diyor ki adil yargılama imkanı kalmadı, artık savunma yapmayacağım ve bu ifadelerin de yanlış olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini hatırlayalım. 10 büyükelçi Osman Kavala'nın, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bir çağrıda bulunmuştu. Ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmışlardı ve orada bu açıklamanın hadsiz bir açıklama olduğu ifade edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar büyükelçiler. 10 büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi var, Fransa, Almanya. Büyükelçilere burada tepki gösterildi ama bu tepki bununla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve o açıklamasında büyükelçilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Kavala denen Soros artığını savunanlar nasıl bıraktırırız gayreti içindeler demişti. İşte bu açıklamaların ardından Erdoğan'ın aşağılayıcı ifadeleri ifadesini kullandı bu cümlelerle ilgili ve dedi ki ifadeler esef verici, makam ciddiyetine uzak. Bu açıklamaları yaptı. Kavala'dan gelen tepki bu yönde sevgili seyirciler. Şimdi tabii 10 büyükelçi için ne yapılacak? Tabii bu da dikkat çeken konu başlıklarından biri bununla ilgili. Çünkü Erdoğan dedi ki bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz yok. Tüm bu tepkiler ne anlama geliyor? Tabii dikkat çeken başlıklar bunlar. 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuşlardı. Ve o çağrının ardından ortak bir metinle bu çağrıda bulunmalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldılar. Ve çağrıldıklarında da bakanlığa gittiler. Orada bir uyarı yapıldı zaten büyükelçilere. Denildi ki hadsiz bir açıklamadır bu. İktidar kanadından da bu minvalde açıklamalar geldi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz yok. Ve yine bu süreçle ilgili bu Kavala denen Soros artığını savunanlar nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Bu açıklamaların ardından Kavala'dan Erdoğan'a bir yanıt geldi. Ve hem yargılanma süreciyle ilgili bir ifade. Adil yargılama imkanı kalmadı, artık savunma yapmayacağım diyor Kavala. Ve devam ediyor, Erdoğan'ın aşağılayıcı ifadeleri insan haysiyetine saldırı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını böyle değerlendirdi Osman Kavala. Ve Kavala'nın o açıklaması da ekranlarınızda şimdi. Soros artı gibi ifadeler son derece esef vericidir diyor ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmedi diyor. Hemen seslendirelim Kavala'nın açıklamasını. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının şeffaf biçimde desteklenmesi amacıyla yasalara uygun biçimde kurulmuş ve faaliyet göstermiş olan Açık Toplum Vakfı'nın yönetim kurulunda diğer yönetim kurulu üyeleri gibi görev yaptım. Hiçbir dönemde başkanlığını üstlenmedim. Açık Toplum Vakfı'nı ya da Soros'u temel eden nitelikte bir yetkim statüm olmadı. Temsil eder nitelikte bir statüm olmadı diyor. Ve bu şekilde bir cevap veriyor ve devam ediyor. Bildiğim kadarıyla Sayın Erdoğan Soros'la bu vakfın kuruluşundan önceki bir tarihte tanışmış ve Soros'un en son Kasım 2016'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarıyla Soros'un diyaloğu devam etmiş. Ben bu görüşmelere dahil olmadım, içerikleri hakkında da bilgi sahibi değilim diyor Osman Kavala. Bana yöneltilen suçlamalar herhangi bir delile dayanmıyor olmasına rağmen 4 yıldır tutukluyum. Cumhurbaşkanının hüküm giymemiş ve yargılanması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri insan haysiyetine saldırı niteliğindedir. Bunlar suçlu olduğum algısı yaratan ve yargıyı doğrudan etkileyen mesajlardır diyor. Ve bu şartlar altında adil bir yargılanma yapılmasının imkan kalmadığından bundan sonra duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum diyor Kavala. Hukuk devletini savunan bir yurttaş olarak yargının maruz kaldığı bu durumu meşrulaştırıcı bir edimde bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum diyor Osman Kavala. Bundan sonra savunma yapmayacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ve duruşmalara da katılmamın bir anlamı yoktur diyor Osman Kavala yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Kavala denen Soros artığı ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından Kavala bu yönde bir tepki verdi. Adil yargılama imkanım yok, artık savunma yapmayacağım diyor ve insanlık onuruna yakışmayacak açıklamalar olduğunu ifade ediyor. Haysiyete saldırıdır diyor, insanlık haysiyetine saldırıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
açıklamalarıyla ilgili Osman Kavala.